Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Fatih Yılmaz'la beraberiz. Kendisiyle Çanakkale özel röportajımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Başkanım, genel itibariyle Çanakkale Şehitlerine yönelik yaptığınız çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz efendim? Anadolu Gençlik Derneği olarak biliyorsunuz ülkemize katkı sağlayacak milli ve manevi değerlerine bağlı, inanmış, şuurlu, aksiyon sahibi, ilim ve fikir sahibi bir nesil yetiştirme gayesiyle tam 40 dönemdir, 40 yıldır mücadele veriyoruz. Maşallah. Her dönemimiz içerisinde birçok etkinliğimiz var. Her ay bizim milli ve manevi değerlerine bağlı nesil yetiştirme anlamında çeşitli faaliyetlerimiz var. Mutlaka bunların içerisinde birbirinden önemli çalışmalar olmasıyla birlikte en önemlilerinden bir tanesi sizin de malumunuz Mutlaka evet. Çanakkale faaliyetlerimiz. Neden? Çünkü Çanakkale'nin tarihimizde çok önemli bir yeri var. Özellikle bu sene Çanakkale zaferimizin 100. yılı olması hasebiyle bu çalışma bir kat daha önem kazanmış durumda. 100. yılı olması hasebiyle bizim de ekstra bu anlamda çalışmalarımız olacak. Evet Bunlardan bir başkanım. tanesi biliyorsunuz yıllardır 250 bin şehide 250 bin hatim kampanyamız var. Bu sene de aynı çalışmayı devam ettiriyoruz. Yine aynı şekilde 250 bin gencimize 250 bin hatim kampanyamız devam ediyor. Şu an hatimler ülke genelinde toplanıyor. Çok güzel. Özellikle 100. yılı olması hasebiyle bu sene ülke genelinden 250 bin gencimizle inşallah Çanakkale'ye bir çıkarma Maşallah. yapacağız. Çok güzel. Türkiye genelinden işte Kars'tan Iğdır'a, Edirne'den Hakkari'ye, bütün illerimizden 250 bin gencimizle birlikte Çanakkale'deki 250 bin şehit dedemizi ziyaret edeceğiz. Türkiye dışından ülkelerden katılım olacak mı başkanım? Dışından da misafirlerimiz olacak. 60 tane İslam ülkelerinden, farklı İslam ülkelerinden genç kardeşlerimiz de inşallah bu programa katılacaklar. İnşallah. Evet, 250 bin şehidimiz dedik. 250 bin şehidimiz Çanakkale, o topraklardaki mana, bunun ifadesi olarak inşallah biz bu çalışmayı ülke gençliğimize, bu Çanakkale zaferindeki mücadeleyi, oradaki azmi, gayreti, İslam birliğinin ete kemiğe bürünmüş hali olan o toprakların ifade ettiği manayı gençlerimize yükleme gayreti içerisindeyiz. İzmir'imizde de bu anlamda geçtiğimiz hafta Kemalpaşa ilçemizde, 2 gün önce yine İzmir'imizde Ekrem Şamah hocamızın Çanakkale'yi detaylı bir şekilde anlattığı programlar yaptık. Özel soru sorsak, kısaca Çanakkale nedir desek, ne demek? Çanakkale'nin bizim açımızdan en önemli anlamlarından bir tanesi hakkın batıla galebe gelmesidir. Bu hangi şartlar altında? Bütün imkansızlıklara rağmen dünyanın bütün süper güçleri o dönemki Müslümanların, İslam birliğini savunan Müslüman camianın, bu toprağın insanların karşısında olmasına rağmen onların hiçler içerisinde ellerinde hiçbir şey yokken bu teknolojiye karşı zafer kazanmaları hakkın batıla üstünlüğünün bir ifadesidir. Biliyorsunuz rahmetli Erbakan hocamızın çok veciz bir sözü var. Allah rahmet Bir eylesin. milletin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır diye. İşte o imanlı ve inançlı evlatları Çanakkale'de görmek mümkün. İkinci çok önemli mesele Çanakkale ile alakalı. Biz biliyorsunuz her platformda İslam Birliği'nden bahsediyoruz. İslam Birliği'nin başta da söylediğim gibi ete kemiğe bürünmüş hali. Yani Yemen'den, Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan Müslümanların daha 18-20 yaşlarında hayatlarının baharlarında kalkıp Kudüs'ü, İstanbul'u, Mescid-i Aksa'yı savunma bilinciyle Çanakkale'ye kadar gelip orada bedenlerini toprakla buluşturmaları, kanlarıyla Çanakkale topraklarını sulamaları bunun bir ifadesidir. Orada bütün Müslümanlar bir olmuş ve İslam sancağını tekrar surlara dikmiştir. Bu dönem özellikle Türkiye geneli bir ses getirecek bir faaliyet gerçekleştirdiniz. Çanakkale Ümmet Yürüyüşü diye. Bu anlamda bunu İzmir'de nasıl gerçekleştirdiniz? Bir de 250 bin genci şehit dedeleriyle buluşturacaktınız. Bu geziyle alakalı da bilgi verirseniz. Evet.
Ümmet yürüyüşü, Çanakkale ümmet yürüyüşü çalışmamızı bugün itibariyle öğlen saatlerinde bütün Türkiye'de gerçekleştirdik. İzmir'imizde de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldik tüm ortaokullu, liseli, imam hatipli kardeşlerimizle. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar önde ümmet yürüyüşünü ifade eden bir pankartımız, onun arkasında Türk bayrağımız, bayrağının al rengine sevdalı gencimizin ifade ettiği, o manaya aşık gençlerimizle birlikte hemen ardından da Anadolu Gençlik Derneğimizin bayrağının olduğu bir toplulukla Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdük. Orada bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Aslında da biraz önce kısaca özet olarak ifade ettiğimiz tüm Çanakkale'yi ve Çanakkale'nin ifade ettiği manayı konuştuk. Basın mensuplarımızla bu bilgileri paylaştık. Gezimizde 10 Nisan'da inşallah Basmane Meydanı'nda buluşacağız merkezde. Bütün ilçelerimizden yine otobüs kaldırılacak. 10 Nisan akşamı saat 10 gibi İzmir'imizden yola çıkacağız. Katılmak isteyenler agdizmir.org bizim web adresimiz. AGD İzmir uzantısıyla da Facebook, Instagram, YouTube hesaplarımız var. Twitter hesabımız da agd_izmir olarak buradan bunu da ifade etmiş olalım. Bu kanallardan bize ulaşabilirler. 10 Nisan akşamı tüm İzmirlilerle, İzmirli kardeşlerimizle, özellikle genç kardeşlerimizle birlikte inşallah Çanakkale'deki şehit dedelerimizi ziyarete gideceğiz. 11 Nisan günü de oradaki o muhteşem atmosferde hep birlikte olacağız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Fatih Yılmaz'la Çanakkale özel röportajımızı gerçekleştirdik. Kendileri Çanakkale şehitleriyle alakalı yaptıkları genel faaliyetlerden bahsettiler. Biz kendilerine katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Yapacakları çalışmalarda muvaffakiyetler diliyoruz. Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatı.